Görmüş olduğunuz gibi tavuk pirzolalarım pişti. Aynı mangalda yapılmış gibi siz de muhakkak evde denemeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle ızgara tadında tavuk pirzola yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi 6 adet tavuğum var. Siz de miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz kişi sayısına göre. Öncelikle pirzolamızın sosunu ayarlayalım. Çeyrek çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve hemen ardından 1 yemek kaşığı yoğurdumu koyuyorum. Yarım çay kaşığı köri ilave ediyorum. Bir yarım çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı tuzumu koyuyorum. Yarım çay kaşığı kimyon ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı da kırmızı toz biber ilave ediyorum. İsterseniz kırmızı pul biber de kullanabilirsiniz. Şu an bende olmadığı için ben toz biber kullandım. 2 diş sarımsağımı rendeliyorum. Birkaç damla da limon ilave ediyorum. Yeterli bu kadar. Şimdi malzememi karıştırıyorum. Malzememi karıştırdım. Şimdi tavuklarımı karıştıracağım suyla. Eğer vaktiniz varsa bunu önceden de yapabilirsiniz. Bir gece önceden de yapıp dinlendirebilirsiniz. Dolapta en az 2-3 saat dinlendirmeniz gerekiyor. Tavuklarınız dinlenince hem daha yumuşak oluyor hem daha lezzetli oluyor. Eğer vaktiniz varsa muhakkak dolapta 2-3 saat dinlendirmeniz daha güzel olacaktır. Daha güzel sonuçlar alırsınız hem o şekilde. Ben de şimdi karıştırdım iyice tavuklarımı. Dolapta 1,5-2 saat dinlendirmeye bırakıyorum. Evet, şimdi tavuklarım dolapta dinlendi. Benim çok vaktim olmadığı için 1 saat kadar anca dinlendirebildim. Böyle size de göstermiş olayım. Izgara görünümlü bir tavam var. Bu tavada yapacağım. Tavamı önce ısıtıyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum. Şimdi tavuklarımı tavaya dizmeye başlayacağım. Şimdi tavuklarımın kızarmasını bekliyorum. Bu aşamada çok ateşi yüksek derecede açmanıza gerek yok. Böyle biraz piştikten sonra kısık ayara alabilirsiniz. Şimdi tavuklarımı çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir görüntüsü var. Fırınlıyorum. Tavuklarımı pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi çok kısa sürede pişti. 10 dakikada bir yüzünü, 10 dakikada bir yüzünü olacak şekilde toplamda 25 dakikada pişiyor. Kızardıktan sonra, tam piştiğine emin olduktan sonra altını kapatabilirsiniz. Şimdi servisini yapacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi tavukların pişti. Ben de servisini yaptım. Yanına da fikir amaçlı tereyağlı makarna yaptım. Özellikle bu tarifi çalışan kadınlara tavsiye edebilirim. Çok pratik, lezzetli ve yumuşacık bir tavuk. Bu arada sizler de videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yukarıda bulunmakta olan zil bildirimini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.